Evet, minik bir bebek var burada. İlk muayenesine geldi, değil mi? Buranın neresi olduğunu biliyor musun? Bir keşfet bakalım, bir bak ne varmış ne yokmuş diye. Köfteciğim, az önce bir kedi saldırdı elime. Her zamanki gibi. Birazcık kanama vardı. Şimdi durdurduk onu. Şu an iyiyim. O yüzden sana eldiven taktım, tamam mı? Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Hoş geldin. Merhaba. Ne kadar güzelsin sen böyle. Bayıldım sana. Senin tasmanı yesinler. Tasmanı yesinler senin. Yaşmama ikram edeyim mi sana birazcık? Hı? Ne kadar güzelsin. Evet, tanışalım. Bu eldiven. Evet. Seveyim mi seni birazcık? Evet, şöyle birazcık seveyim seni. Koca bıyıklı senin. Kocaman bıyıkları var. İsmi Köfteymiş. Bayıldım ismine. Evet, gel bakalım. Sana birazcık ikramda bulunayım. Köfteciyim. Sever misin böyle şeyler? Oo, seviyorsun galiba birazcık. Hep böyle iştahlı mı? İyi, güzel. Ne mama kullanıyorsunuz? Kitten, pembe paket. Tamam. Okey. Evet, şimdi bir muayenemizi yapalım bakalım. Köftemizin durumu nasıl? Ne zaman yapılmış? Bu tarih biliyor muyuz? 14 gün önce. Tamam, güzel. Dış parazitini artık zamanı gelince yapacağız. Yazın ayda bir, kışın 2 ayda bir yapılıyor. İç parazitini ben tekrar edeceğim. Çünkü tek sefer yeterli gelmiyor küçük kedilerde. Birkaç kez uygulamasını yapacağız onu. Ondan sonra da aşılarına başlayacağız inşallah. Ne arıyorsun? Yemek mi arıyorsun? Bir yerlerde koku var ama bulamıyor şu anda. Allah Allah, nerede kokuyor ki acaba bu yaş mama? Ben tekrar vereceğim sana birazdan, tamam mı? Ama önce muayene. Önce hak et. Bekle şimdi. Bekle. Evet. Mis gibi kokuyorsun ha. Aferin sana. Aferin sana. Bakayım o güzel ağza. Bakayım o güzel ağza. Bir kere ağzına bakmam gerekiyor. Bakmayayım mı? İstemiyor musun? Şuradan bakayım o zaman. Bir kere ağzına bakayım. Büyüyünce yaramaz mı olacaksın sen? Hı? Gözlere de bakalım hemen çok hızlı bir şekilde. Aferin sana. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Evet. Birazcık masayı büyütme şansın var mı Doğancığım ya? Aha, yükseltme. Ne kadar zamandır sizinle? 4 gün. 4 gün. Harika. Çok güzelsin. Çok meraklı. Çok da seveceğim bence. Evet. Ve çok obur. Müthiş obur gözüküyor. Şu an hala yaş mama peşinde aslında. Şimdi ben sana yaş mama vereceğim. Ama önce bir tartılalım, tamam mı? Gel bakalım, uçuyoruz. Hazır mısın? Evet. Bakalım kaç gram çıkacaksın. Güzel bir kilomuz var. Şu anda 900 gram. Hı. Bir 300 gram da aldıktan sonra aşılarına başlayacağız inşallah. Çok hareketli. Evde de böyle hareketli değil mi? Deli seni. Şimdi ben ona bir tablet yutturacağım. İç parazit tableti. Bir tane de size hazırlayacağım. Onun kilosuna uygun. Siz de yaş mamanın içine koyarsınız onu. O yutar zaten. Belli, çok iştahlı. Şimdi ben de aynı taktiği kullanacağım zaten. Yaş mamanın içinde yutturacağım ona. Güzelliğe bak. Evet Köfteciğim, bak ben sana bir tane köfte hazırlıyorum şimdi, gördün mü?
Yaş mama, harika bir koku. İçine birazcık şöyle hap saklayalım, tamam mı? Sana şöyle minik bir köfte yapayım. Evet, harika bir şey hazırlıyorum senin için. Sabırsızlanıyor musun yemek için? Belli. Evet, belli. Ama hapı ayırma, tamam mı? Pat diye yut bunu. Ham yap direkt. Bak burada. Evet. Yuttun mu? O zaman bir parça daha hemen. Hapı ayırma lütfen. Afiyet bol şeker olsun. Çiğneme yavrum onu, yut direkt. O kadar şeyin içinde ayıkladı onu ya. Çok fenasın ha. Çok fenasın gerçekten. Tadı da çok acı. Bir tane daha yapalım. Bazı kediler çok zeki oluyor. Hızlı yutmuyorlar. Çiğnemeyi seviyorlar. Bazıları çok hızlı yutuyor. Bu hemen anladı meseleyi. Yuttun mu? Onu çiğneme, çok acı o. Bu niye? Ha, aferin sana. Afiyet olsun. Bravo sana. Böyle yutturmaya çalışacağız artık ona. Eğer ki baktığınız yutmayı hafif toz haline getirebilirsiniz. Ben hazırlayacağım sizin için onu. Bu şekilde yutturacağız. Doydun mu? Doydun. Dış parazitini daha sonra yapacağız. Aşıları içinde toplamda 4 aşısı olacak. Karma, kuduz ve lösemi aşıları. Onların hepsinin tarihlerini biz size mesaj şeklinde atacağız zaten. Bilgilendireceğiz. Daha istiyor. Onun dışında bu dönemde olabildiğince başka yavaş başka kedilerden uzak tutmamız lazım. Evde başka kedi yok, değil mi? Tamam, harika. Soğuk bir şey yemesin. Kuru mamasını düzenli şekilde yesin. Yaş mamayı çok seviyor zaten belli ki. Daha önce vermiş miydiniz? İlk ben mi verdim? Tamam, burayı çok sevecek artık o zaman. İlk burada tattığı için. Siz de bir küçük verirsiniz. Asla yaş mamaları karnına doyurmak için kullanmayın. Sadece böyle tadım, tatlı niyetin aynı benim verdiğim gibi. Açtıktan sonra dolapta tutabilirsiniz ama oda sıcaklığına geldikten sonra verin. Yani bir porsiyonunu alın, gerisini dolaba koyun. Çıkardığınızı da soğuyana kadar tutalım, ondan sonra verelim. Ya çocuğum sen çılgın mısın? Yemek değil bu, bak bunu öğrenmen gerekiyor. Hayır, bunu öğrenmen gerekiyor. Isıra ısıra öğreneceksin. Bunlar yemek değil. Evet, değilse giderim dedi resmen. Bana bak, bana. Bana bak, bana. Küçük minik dişli seni. Ne yapıyorsun öyle? Koku aldığın her şeyi ısırıp yiyemezsin. Tamam mı? Öğren bunu. Tamam mı? Deli misin sen? Deli misin sen? Çılgın. Çok güzel kedi ya. Maşallah var. Çok güzel. Böyle böyle öğrenecek. Yavaş yavaş ısıracak. Bakacak gibi bir şey yok. Keselim onları da şimdi. Tırnakların çok uzunmuş. Onları da keselim mi biraz? Ne yapıyor? Yatıyor mu? Gel bakalım şimdi. Sizinle olmak istiyor muhtemelen. Onun için de şimdiden katı kurallarınızı koymanız lazım. Yoksa asla düzeltemezsiniz o durumu. Bekle. Bekle, şu tırnaklarını birazcık keselim. Her yere takılırsın yoksa. Evet. Ne oldu, istemiyor musun? Bu kötü bir şey değil ki. Eğer ki güzel durursan sana birazcık daha yaş mama vereceğim, tamam mı? Evet, burası bitti. Sıradakine bakalım. Gel bakalım, korkma hiç. Evet. Ama dur ama biraz. Biraz dur bakalım. Aferin sana. O hala yemek peşinde. Başka bir derdi yok onun. Arka tırnaklarını olabildiğince az alıyorum. Çünkü onlar tutunma tırnakları. Şu noktada ihtiyaçları oluyor. Ama ön tırnaklarını kısaltıyorum. Şimdi süt dişleri var tabii. Onlar inanılmaz keskin. Yavaş yavaş o dişler değişecek. Dur, bir tane kaldı. Çok da hızlı ve serisin ha. Maşallah ama bekle. Uslu gibi durdu demek ki. Evet, gel bakalım bunu da alalım. Son bitiyor. Ucundan ucundan alıyorum, tamam mı? Çok kesmiyorum. Aferin sana be. Seni tebrik ediyorum. Çok akıllı bu. Çok çok. Şimdi çipi de yok tabii. İlerleyen süreçte onu bir de çip takacağız. Karnını da çıkaracağız. Dur. Biraz daha bekleyelim. 6 aya kadar zamanımız var. O yüzden hiç acelemiz yok. Çip de takacağız sana, tamam mı?
güzellik. Bu dersini nasıl vereceğim ona? Yani ben uyurken atlayıp geliyorum ona. Gözümü açıyorum, şurada duruyor. Yani içine. Ya hiç odaya almayacaksınız. Alışanın kadar bu duruma. Eğer ki zaten yanınıza bir kere alırsanız onu alıştığı için sürekli isteyecek bunu. İçinde o asla bitmeyecek. O yüzden... Sen taktın o parmağı. Deli. O yüzden de bu süreçte birazcık katı davranmamız gerekiyor. Nerede yiyeyim onu? Isırırsan kızarım bak, haberin olsun. O zaman ben de senin yanaklarını yerim. Isırırım seni. Isırırım seni. Ha, ha şımarık. Oyun oynayacağım. Tamam, oyun oynayacağım. Şimdi yumuşak ısırıyorsun değil mi? Evet. Şimdi oyun ısırığı bunlar. Tabii dişleri çok kaşındığı için böyle şeyler isteyecek. Size de yapıyor mu? Ben elimi hep çekiyorum. O yüzden bana çok fazla yapmıyor. Bu noktada... Ben de çok seviyorum ve bende şey kalıyor. Şöyle kalıyor genelde bende. Tamam. Bunları size de yaparsa bir gün, ki yapacak, deneyecek yavaş yavaş. Muhakkak başka peluş oyuncaklara falan yönlendirmeye çalışın. Baktınız ki çok abartıya gidiyor artık. Bir yüksek sesle kızıp tepki gösterelim ki öğrensin. Şu an oyun niteliğinde yapıyor tabii, sert ısırmıyoruz. Ama fazla oyuncu. O zaman sana şey vereyim, bir tane fare olacaktı şuralarda. Nerede bizim faremiz? Ha. Bak, fare sever misin? Bunu ısırmak ister misin? Evet, birazcık bununla oynamak ister misin? Ne oldu, el mi istiyorsun illa? Ha? Bak, evet, evet, ha, vurdun. Evet, yakala bakalım onu. Uzan. Hadi. Evet, bravo sana. Tebrik ediyorum seni. Hah, vur. Allah'ım, yiyeceğim. Yiyeceğim, ısıracağım bunu. Yiyeceğim, ısıracağım bunu. Evet. Evet. Çok güzel ya, maşallah. Maşallah. Tüy kadar ömrü olsun inşallah. Bir an önce büyütelim onu. Sizden istediğim şey düzenli vitamin kullanmanız olacak. Aldınız mı hiç vitamin? Tamam, bir vitamin vereceğim şimdi size. Onu düzenli kullanacağız. Sonrasında da bir hapı vereceğim zaten. Onu konuşmuştuk. Sizi tekrar davet edeceğiz. Kilo kontrolümüzü yapacağız. Sağlık kontrolümüzü yapacağız. Her şey yolundaysa aşılarına başlayacağız. Aşıda da şu çok önemli. Şimdiden söyleyeyim. Karma aşı yapacağız ya. Karma 1 aşısını yaptıktan sonra 21. gün karma 2'yi yapmamız gerekiyor. Ve günü çok önemli. O yüzden o güne dikkat ederek ilerleyeceğiz. Yiyeceğim seni, yiyeceğim. Görüşürüz, iyi bak kendine, tamam mı? Bal kafa seni. Herkese bay bay demek ister misin? Dedin mi? Allah'ım, çok sıcak kanlı bu, çok. Hadi gidiyoruz. Nerede çantası? Adam, buyurun, size teslim edin. Teşekkür ederim.